Şırnak'taki o üzücü kaza, Afyonkarahisar şehidini ağladı bugün sevgili seyirciler. Şırnak Uludere'de kaza yapan askeri araçta şehit olan jandarma uzman çavuş Altan Ceyhan, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Afyonkarahisar bir şehidini daha yüreğine gömdü. Şırnak Uludere'de askeri aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuş Altan Ceyhan herkesi yasa boğdu. Diyarbakır'dan askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı havaalanına getirilen şehit Ceyhan'ın cenazesi buradan Sinanpaşa ilçesindeki baba evine götürüldü. Şehidin annesi Nurgül ve eşi Hatice Ceyhan başta olmak üzere yakınları burada gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık oğlu Kemal de vedalaşması için tabutun yanına getirildi. Yakınlarından helallik alınmasının ardından şehit Ceyhan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Sinanpaşa Merkez Camii'ne götürüldü. Buradaki törene katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baba Kemal Ceyhan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Al bayrağı sarılmak lazım, gel lan dedi. Ferisa nasip olmaz. Kuzum sarıldın. Şehit uzman çavuş Ceyhan'ın cenazesi, öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Sinanpaşa mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazının ardından yakınları şehidin tabutuna sarılarak yine gözyaşı döktü. Törene katılan ilçe halkı cenazenin mezarlığa götürüldüğü sırada terör örgütü aleyhine sloganı attı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.